Hem kutsal toprak bizimdir bahanesiyle Filistin'i işgal ediyor, hem de çocuk, yaşlı, kadın demeden savunmasız insanları katlediyor. Sözde Müslüman Arap ülkeleri sessiz. Peki bizim insanımız, yani Türk halkı bu zulme ne diyor? Haberimizi izleyelim. Vahşet, vahşet. Tüylerimiz tiken tiken oldu. İnsanlığımızdan utanıyoruz hani. Türkiye tek ses, tek yürek oldu. Doğu Kudüs'te günlerdir yaşanan katliam hep bir ağızdan lanetlendi. Sana bu Allah kari berişan etsin o İsrail'i. İsrail'i kınıyorum, naletliyorum, Allah'ın naleti üzerine olsun. Gerçekten çok büyük bir olay. İslam alemi uyuyor. Kesinlikle kınıyorum yani. Filistin'in, yani Müslümanların Kudüs bu şekilde olmamalıydı. İsrail Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve Filistin topraklarında tam anlamıyla terör estiriyor. Maalesef dünyada buna seyirci kalıyor yani. Müslümanların topraklarını gasp ediyor. Kadın, çocuk, bebek demeden katlediyor. Müslümanların kutsal mekanlarına baskınlar düzenliyor. Ama biz Müslümanlar olarak ne yapıyoruz? Yanındaki Mısır ne yapıyor? Suudi Arabistan ne yapıyor? Öbür Arap ülkeleri ne yapıyor? 10 milyonluk İsrail. 1,5, 2 milyara yakın Müslüman alemi. Ne yapıyoruz? Ne yapıyorlar? Türk yaşan yalnız. Söyleyecek çok şey var. İşte o baskın girişimlerinden biri dün Mescid-i Aksa'daki Filistinlilerin direnişiyle engellendi. İsrail bunun üzerine Gazze'ye füze atıp 10'u çocuk, 28 kişiyi katletti. Ne yapıp edip biz bunlara dur dememiz lazım. Yani insanın vicdanı sızlaması lazım ya. Sizin gibi birçok annenin canı yanıyor. Çocukları katlediliyor. O hissiyat anlatılmaz ki. Katliama dur dememiz lazım. Başka çaremiz yok hani. Sadece kınıyoruz. Kınamayla nereye kadar gideceğiz? Bizim ilk önce bir kere Müslüman devletler olarak birleşmemiz lazım. O şart. Bugüne kadar en dik duran ülke biziz ama maalesef arkamızda bizim kadar dik duran ülkeler maalesef yok. İsrail'in katliam karnesi kanlı notlarla dolu. Özellikle 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze'ye defalarca saldırdı İsrail ve bu saldırıların hedefinde her defasında masum çocuklar ve siviller vardı. Askeri müdahale yapılması şart. Buraya da gereken desteği hükümetimizin vereceğine inanıyorum. Bütün Müslümanların da bir olup bu İsrail denilen devlete haddini bildirmesi gerekmektedir.